यहाँ पर यहाँ पे वर्ष लगी फ्रांसिस की बिक्री ekonomi kriz beriya salak da masatılan masif da bağnat kriya vega 120 milyon atkirak mehikat kriya 8 milyon 10 milyona qoliyavan amajit kirin 120 milyona 100 milyona işler benim çi bejim yani hayat namaya ekonomi bejim çi kuvvet dizi hebi hamitish hebi شوتي ايكونومي جيابي حميد الجيابي فدامي حميد زيد كنت خون و جبوناوي قريت شما رقم فيرجيا غدن هرتشي غدن ام حميد تشوميش بنات شكك yani insan terhamde konama yani ya. Şu andaki ekonomik krizlikten çıktı. Yani dibin en son dibi. Yani insanların %90'ı bence yarını düşünerek yaşıyor artık. Yarın ne yapabilirim, nasıl geçinebilirim? Herkes hayatından kısıtlıyor, çocuklarından, kendisinden. Sosyal aktivite insanların sadece yürümesi olmuş. Bir yerlerde bizim gibi mesela yürüyoruz, bakıyoruz. Alma yok, harcama yok. Kişisel olarak 48 yaşındayım. Bugüne kadar gördüğüm en büyük sıkıntı yaşıyorum son 2 senedir. İyi yönetilmiyor ekonomi olarak. Adalet. Veyahut da ne bileyim iş imkanları azaldı. Yani gelir kapıları kapandı. Şu an Batman'ı arasanız akşama kadar 3 tane iş ilanı bulamazsınız yani buna eminim. İnsanlara ağırlık vermeleri gerekiyor. İnsanların mutluluğuna, huzuruna. Çünkü her şey ekonomiden geçiyor. Aile huzuru, insanın kendi huzuru. Mutluluğu hep ekonomiden geçer. Onu masaya yatıracaklar. Biz insanları nasıl mutlu edebiliriz? İnsanlara nasıl gelir kapıları açabiliriz? İstihdam alanları sağlayabiliriz? Bunların üstünde epey düşünmeleri gerekiyor. Ya çözüm üretmeleri gerekiyor. Vallahi geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz. Gerçekten geçinemiyoruz. Bir alışveriş. Önceden pazara gittiğinde 1000 lira pazarı komple alıyordun. Şimdi mutfağı dolduramıyorsun 1000 lira. Şunlar mesela 400 elimdekiler gördüğün gibi. 400 şunlar. Talebimiz bir önce düzelmesini istiyoruz ama. Ya biraz düşsünler, fiyatlar düşsünler, şey düşsün yani artık. Yeter. Geçim zor, geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz. Vallahi la işteneyi, hani herkes yani zor durumda ya. İşteneyi yani emtevani, emzam çipken. Yani zah zora. Etzani kodem ya pira ava ceylana, doğal gaza, telefonun yani her şeyde. Unzanen. Vallahi zor geçe yani durum zor yani ya. Bela çiye belako baş bakana. Maaşı mesela zedena ki. O işteneyi am zor durum edene la vallahi. Am tuhazir ko am jiwaka va devleta ko tadiye. Mesela askeri ücret vega bu o nedi? Maaşı bu ya dehmiye. Am tuhazir ko askeri ücret izledi be o jiguna tuhazir maaşı izledi be. Vallahi jiyan baş derbas nabe metaba etkilemiş giriye. Yalnız az emekliyim. Valla yani emne memnunum. Yani krize kazanmasın geneli Türkiye. Kija deriyaz bizim ki zaten niva le Irak'ı be, le Suriye be o vad isat bizim 3 sala devam dike. Pişti 3 sali ki bu tütüşteki kuras ve şey ne biye daha krize kemazın zab biye rastiti u birati ekneke şu kaçı nay hole eknabe düzelmiş nabe ya acıdım ki aşitiki şey ne be ku dese ku güleki zeytin dalı ki uzatmış ne kaçı şu rast nabe satçı sale hun kıcı devam dike Orta Doğu'ya. Ama İsa'l 4-5 mehe var, İsrail'le var, Filistin'i 35.000 insan küştüye. Neyse. Avcı krize kemezi etkilemiş emetke. Bundan çok etkilendim. Yani bütün halkım da etkilendiği zaten malumumuz. Bu siyaset, şu andaki siyaset liderlerinin uyguladığı ekonomik politikaları yani bütün halkı zor duruma soktu. Halkın nasıl geçindiğine gelirseniz de yani şu anda halk geçmişten olan toprakları, ne bileyim evleri, arazileri, babasından kalma şeyleri zaten hepsini yediler, bitirdiler. Artı şu anda insanların geçim kaynağı kredi kartları olmuş. Kredi kartlarının da şu anda malum faiz oranları çok yüksek olduğu için zaten onları da doldurup harcıyorlar. Şu anda insanların geçimi zaten kart üzerine. Banka piyasaları da zaten çok kötü hale geldi. Şu anda krediler de çok yüksek. İnsanlar ne yapacağını şaşırmış. Şimdi eskiden kendimden de örnek verirsem eskiden istediğim şeyi alabiliyordum. Yani para o kadar yüksek bir değeri yoktu. Bir araba alabilmek için de yani bir bankanın yardımıyla da olsa 3-5 milyarla araba ev sahibi olabiliyordun. Şimdiki bir ev alabilmek için de en az 1 trilyon. Şu anda ev fiyatları da zaten malum. 3 trilyona 4 trilyondan aşağı ev yok. Batman gibi bir yerde. Zaten batıda da öyle. 3 trilyondan 4 trilyondan aşağı ev yok. 3-4 trilyonluk bir ev alabilmen için dolayısıyla bankaya başvurman gerekiyor. Yani bankaya da başvurduğunda ne oluyor? 3 trilyonun 12 trilyon olur. Şu anda size mesajlarla da gösterebilirim. 2 trilyonluk çekeceğin bir ev kredisinde geri dönüşüm olarak 12 trilyona tekabül ediyor. Biz bu piyasanın içinde olduğumuz için yani şu anda ev alma, araba alma şansı hiç kimsenin kalmadı zaten. Eskiden ev alabilme durumu olan insanlar da zaten o arabaları da, o evleri de, o dükkanları da, mekanları da zaten hepsini satmak zorunda kaldılar. Şu andaki politikacılarımız, siyasetçilerimizin bu israftan vazgeçmeleri gerekiyor. Emekli bir insanım. Şu anda da ekten gene çalışıyoruz. Ama maalesef yetmiyor. Ben şunu sormak isterim Ankara'ya. Etin kilosu kaçadır? Onlar gelirken kaçaydı, bugün kaç paradır? Onlar gelirken 9 TL'ydi internetin haberine göre. Ama 3,5 metropolde 5 TL'ydi. Bugün kaç TL? 600 ve 900 lira arasındadır. Pirince gelelim. Pirincin kilosu kaç paraydı? 1 TL bile değildi. Bugün 200 TL'ye dayandı. Artık yeni nesil var ya, kırmızın etin damak tadını unuttu. Eve giremiyor ama saraya, meclise giriyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Size soruyorum, mecliste bir günde kaç çeşit yemek çıkıyor? Günde 550 çeşit yemek çıkıyor mecliste. Ama bir de ucuz. Ama vatandaşın evinde kaç çeşit çıkıyor? Bu çeyrek altın kaç paraydı? 18 TL'ydi. Bugün kaç para? 4000'i geçti. Hadi bakalım. Ben eskiden gidiyordum, herkesi takıyordu çeyrek, tak. Ama bugün 200 TL, 400 TL bile takamıyoruz. Hep beşli çeteye gidiyor bu paralar. Çözüm nedir ya? Demokrasi, hukuk. Bunlar gelmeyene kadar Türkiye'nin sırtı düzelmez. Eğitim, sağlık, bunlar hepsi şu anda çökmüştür. Hukuk yerine oturmayana kadar, yani adalet, yerine oturmayana kadar hiçbir şey düzelmez. Bu kadar ülkeyi soydular. Yeter be, yeter yahu ya. Ülkeyi soydunuz, soğana çevirdiniz ya. Şimdi bak, önemli bir konuya ben parmak basmak istiyorum. Bütün ülkenin kara deliği askeri harcamalar. Yahu sen benim vergilerimi neye götürüp dağa, taşa, bomba yağdırıyorsun? Askeri harcamalar durdurulmayana kadar Türkiye'nin sırtı düzelmez. Ve bak, bunlar nedir? Savaş tamtamları. Bunlar bir yönden diyor savaş olsun, bir yönden de bunlar malı götürüyor. Kızım, malı götürüyor. Eğer savaş olmasa bunlar nasıl çalacaklar? Atılan bir bombayla kaç tane hastane yapılır? Atılan bir bombayla kaç tane son sistem okul yapılır? Askeri harcamalar sıfıra indirilsin. Siz Filistin diyorsunuz. Tamam, biz ezilen kesimin yanındayız. Ama 40 yıldır burada devam eden bir mücadele var. Siz niye bundan bahsetmiyorsunuz? Yeter yahu. Yeter artık. Yeter öyle. Yani saklambaç oyunu oynamayalım. Bakın, yalan konuşa, savaş tamtamları diye adamlar bakın ülkeyi ne hale getirdiler ya.